Burada XRP üzerine konuşacağız. Genel olarak XRP Coin'den bahsetme gayretinde bulunacağız diye ifade edebilirim. Dediğim gibi XRP'den konuşmaya çalışacağız. Beğenip abone olmayı da unutmayalım bu arada. Bu durumun da altını yeniden ben bir çizmek istiyorum. Videoyu izleyen herkes hem dediğim gibi beğeni bırakabilirse gayet iyi olur. Abone olursa da aynı şekilde çok iyi olacaktır şeklinde ifade edip durumu belirtmiş olalım. XRP Coin tarafında görmüş olduğunuz gibi ya belli takım yükselişler oldu, devamında çekildi. Buradaki gerçekleştirdiği söylemde düşebileceğine ilişkin söylemlerde oluyor. Yani açık söylemek gerekirse nasıl diyeyim, uzun düzeltmeler için yer yok. Onu bir kere anlamak gerekecek. Çünkü bazen şey yapıyor mesela, uzun düzeltmeler, yüksek oranlı çekilmeler noktasında çok fazla bir alan yok. Tamam mı? Bunu iyi bir şekilde anlamakta fayda var. O yüzden XRP Coin fiyatlarındaki çekilmeler bir kere sınırlıdır. Şu anda tabii yükseliş sınırlı gözüküyor. Maalesef hani çok böyle yatırımcının tabii hoşuna giden şeyler değil bunlar. Daha önce de söyledik. O yüzden çok da tekrar düşmek istemiyorum aslında tabii ama varlığın belli bir normal kavramı var ve şu an onu uyguluyor. Bir yerde sert patlayacağı çok belli. Bunun tam olarak nerede, ne zaman olacağı bilinmiyor. Nasıl olacağını ortalama anlayabiliyoruz ya da neyle olacağını anlayabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki Sejle Ripple davasına ilişkin verilecek kararlar, neler söylemler sert açacaktır. Ama tekrar ifade etmek gerekirse burada öyle çok fazla düşüşe yer olmadığı gibi yine de radikal bir olay genel itibariyle olmadıkça şu anda akümülatif davranmaya devam edecek gibi gözüküyor şeklinde ifade etmemizde fayda var. Öyle söyleyeyim. Kısa vadeli olası düşüşlerde öyle amşan bir dediğim gibi çekilme yapma imkanı bulunmamaktadır. Şu anda geri çekildiği noktada alım fırsatından ziyade farklı unsurlar da var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Mesela şöyle geri çekilirse al ya, geri çekilirse al da zaten genel olarak fiyatları düşük. Onu söylemeye çalışıyorum. Mevcut varlığın fiyatlarına tabii yatırımcı bir noktada alışabilir, çekilmeler bekleyebilir. Fakat şöyle bir durum. Zaten diğer mevcut varlığa göre hani XRP Coin zaten düşük. Zaten daha geride. Şimdi iş böyle olduğu zaman tutup mesela XRP'nin fiyatı 53 cent değil mi? 53,5 cent. 50 cent'e düşerse alırım lan. 50 cent'e düşse ne olur, düşmese ne olur? Zaten 2 ay önce de hani XRP Coin 50 cent'ti. Tamam mı? Shiba o zamandan bu zamana 5 kat arttı mesela. Hani Doge 3 kat arttı. Tamam mı? Pip 10 kat arttı falan hesabı böyle. Böyle de bir durum var. Yani geçtiğimiz aylara göre son XRP paritesi mesela birkaç kat arttı diyelim. Sen şimdi 50 sente düşüş beklesen ne olur XRP'de, beklemesen ne olur? Zaten 50 sente düştü aldın dedi. Yani ne kadar hızlı bir trade yapabileceğini düşünüyorsun. Hakeza tam olarak. Böyle bir durum var yani. Zaten şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten sen alım yapıyorsan düşük fiyatlardan geneli bekliyorsun demektir. Onu ifade etmek lazım. O yüzden ona göre hani hareket ancak hareket edileceği anlamı taşımaktadır böyle bir durum. İş böyle olduğu zaman da tutup o şeyleri söylemenin bir anlamı yok işte. Şöyle düştüğü zaman böyle bilmem ne çekildiği zaman şöyle çekilirse alım yapılır. Zaten şu anki fiyatlar düşük. Biraz daha düşerse sadece biraz daha düşmüş olur yani, tamam mı? Genelde rekabette zaten durumu belli yani varlığın. Bunu da iyi bir şekilde anlamış olalım. Satın alma fırsatı zaten var, onu söylemeye çalışıyorum. Adam
isterse yine tercih etmez. Tamam mı? Bu ayrı XRP'ye. Hani sonuçta araba alacaksınız diye her arabayı alacağınız anlamına gelmiyor. Birine göre diğerini tercih edersiniz. Fiyatına göre, durumuna göre, nasıl bir şey istediğinize göre böyle de bir durum var. Ama alınacaksa zaten uygun yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Düşebilir ve satın alma fırsatını işaret edebilir. Ripple'ın fiyatı 6 Mayıs'ta diyor. 56 sentle bir ayın zirvesine yükseldi. Ancak o zamandan beri değerinin %9'unu kaybetti. Evet. Altcoin kısa vade fiyat düşüşü riski altında kalsa da piyasaya karşı işlem yapmak isteyen tüccarlar için satın alma fırsatı sunabilir diyor. Dediğim gibi ya öyle bir fırsat zaten tekrar söylüyorum. Şimdi öyle bir fırsat zaten var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani geri çekildiği noktada da nereye kadar çekilir? Yani nereye düşüş bekleyebilirsin? Düşer. Nereye düşer? 50 sente düşer. Yani düşüp de 30 sente düşmez mesela. Bir de böyle bir durum böyle bir durum da söz konusudur yani. Nereye düşeceği de bu noktada tabii ki önemli. Ve kişi de tabii bu noktalardan yine potansiyel olarak talep edebilir. Onun da altını çizmekte fayda görüyorum. Geçici olarak sunabileceği çok az şey var diyor. Bu kısım doğru olmuş. Yani buradaki kısım nasıl diyeyim? Gerçekten de doğru bir söylem olmuş. Yani kısa vade sunabileceği çok az şey var ifadesi doğrudur. Fiyatlarında volatilite düşük. Ya tekrar söyleyeyim, bu sonsuza kadar böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. O noktada işte başa dönüyoruz. Bir yerde buradaki kırılım ve değişim gerçekleşecektir. Bunu da unutmamak lazım. Ama ne kadar ne zaman değişir, nasıl şey olur? Şimdi SEC davasından bir şey çıkar, hareketlenir. O ayrı. Ha bugün çıkar, ha yarın çıkar. Ya da Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasındaki genel politikası ve beklenti değişir. Haliyle eşittir. Burada da fiyatlar bandında o beklediğimiz ciddi değişimin yaşanacağını beklediğimiz noktada bulunuruz. İşte bunların tamamı bu şekilde ne yapıyor? Etki göstererek değil mi? Karşımıza gelmiş oluyor. Yani birbirinden farklı bir şekilde. Bu noktada bu her zaman belli bir tabii ki bilinmezlik içinde olacaktır. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.